İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Oyunumuza devam ediyoruz. Bugün player hak kaybettikten sonra tekrar hak kazanabilmesi için bir ilk yardım çantası yapacağız. Health pack. Onu yapmakla başlayacağız. Fazla uzun bir ders olmayacak bu. Sol taraftaki çalışma ekranında tam 0-0 noktasına yakın bir yere geldikten sonra şu şekilde. Oraya bir tane yeni bir game obje istedim. Game objenin adını health pack olarak değiştiriyorum. Health pack ve yerini de eğer tam merkezli değilse ki değil sağ taraftan reset position diyerek tam 0-0 noktasına taşıdım. Boş bir game objesi. Ve bunun altına sağ tarafındaki hazır resimlerden yani Texture Atlas Main kısmındaki resimlerden arıyoruz. Şurada Help Pack'i alıp yeni oluşturduğumuz game objenin altına, içine yani alıyoruz. Ekranda da zaten görüntüye geldi. Şimdi burada alttaki sadece resim için. Box Collider'ı buna tanımlamıyoruz. Yine ana objeyi seçiyoruz üstteki. O seçiliyken ona öncelikle Physics 2D kısmından Box Collider veriyoruz ve Istrigger özelliğini açıyoruz. Hemen peşinden ona bir yeni script dosyası oluşturacağız. Ama ondan önce şöyle bir işlemimiz olacak. Daha önce resources kısmında game skin kısmında 6 tane custom style yapmıştık. Bu yukarı doğru kayıp giden yazılar için. Game hat, point text, time text, checkpoint text ve bu şekilde gidiyor. Şimdi bir tane daha lazım olacak. Onu ayarlayalım önce. 7 diyorum size'ı. En sondakini kopyaladı Unity. O sonuncuyu açıyorum. Tabii ismini düzelteceğim. Yeni bir şey yapacağız çünkü. Ona şey diyeceğiz. Şu take damage'i siliyorum sadece aradan. Got health. Yani ne diyelim? Yeni hak kazanma için bir stil burada oluşturuyoruz. Sadece rengi değiştireceğim. Normal kısmında renk var. Rengi yeşil gibi bir renk yapacağız. Olumlu bir renk olsun diye şu şekilde. Bu tamam. Şimdi tekrar şeye geri döndüm. Health Pack'e. Biraz önce en son Box Collider vermiştik. Box Collider'dan sonra şimdi bunu script dosyasına da atayalım. Add Component New Script diyoruz ve adını Give Health olarak değiştiriyorum. Give Health isimli bir script dosyası olacak. Bu script dosyasına yine her zaman yaptığımız gibi şu kod klasörünü minimize ediyorum. Yani give health'i alıp kod klasörünün içerisine götürüp koydum. Ve onu görüntüye getirelim. Üzerine çift tıklayarak give health. Ona çift tıkladım ve mono'ya geçtim. Şu anda karşınızda o script dosyası. Hazır fonksiyonlarını silebiliriz. Gerekirse kendimiz yazıyoruz çünkü. Bu give health'te şimdilik birazdan geliştireceğiz ama sadece public değişkenleri tanımlayalım. Public değişken game obje bir efekt kullanacağız. Tam o health pack'i player aldığında üzerine gelip de ona dokunduğu zaman bir particle efekti kullanacağız. O bu şekilde üst satırdaki game object efekt ile alınacak script kodun içerisine. Bir de kaç puan verilecekse yani player health pack'e dokunduğu zaman health pack ona kaç puan hediye edecek onu health to give isimli public değişkenle kullanacağız. Şimdi tekrar eğer sol taraftan health pack seçersek en son eklediğimiz iki public değişken burada bizi bekliyor şimdi atama yapmak için. Önce efekti halledelim. Efekti şöyle yapacağız. Başka bir şey tanımlayacağız. Efekt hali hazırda mevcut olanlardan. Mesela bakalım şöyle neler varmış daha önce yaptıklarımızdan. Effects'i açıyorum. Small, blue, red, yellow var. Bir tane de green yapacağız. Onun için herhangi bir tanesini mesela small red alıyorum. Şurada bir yere koyuyorum. Bunun bağlantısını koparmak için prefab'le. Çünkü bu şu anda prefab'ten sağ taraftaki Small Red Burst isimli prefab'ten oluşturulmuş bir kopya. Dolayısıyla bunun bağlantısını koparmak için yukarıdaki Game Obje menüsünde Break Prefab Instance komutunu verdim. Böylelikle bu kendi başına bir kopya haline dönüştü. İsmini düzeltelim madem. Red yerine Green yazacağız.
Ve tabii ki madem green yazdık, rengini yeşil yapacağız. Sağ tarafta onun ayarlar kısmında Color over Lifetime'da kırmızı renk yerine yeşil bir renk seçiyoruz şu şekilde. Diğer rengini de sağ taraftaki beyaz yerine yine yeşil, başka bir tonu olabilir yeşilin. Biraz sarıya yakın şöyle bir tonu olabilir. Böylelikle onu da ayarlamış olduk. Şimdi onu tekrar prefab haline getireceğiz. Daha sonradan lazım olursa ve instantiate ederken zaten yapmamız gerekiyor. FX bölümünü aldım ve sol tarafta çalışma yaptığımızı sildim. Şimdi tekrar help pack'i seçtim ve onun sağ tarafında biraz önce tanımlamış olduğumuz public değişkenlerden effect bizi burada bekliyor. İşte demin hazırladığımız small green burst getirip buraya koydum. Bir de help to give kısmına da 25 puan yazalım. 25 puan versin her seferinde. 4 defa verebilirse bir hak vermiş olacak bu anlamda. Şimdi sıra geldi bu help pack'i prefab haline getirmeye. Prefab haline getirmek için bir engel kalmadı çünkü. Script kodunu da oluşturduk. Daha sonradan içini dolduracağız o script kodun. Bunu alacağım prefab kısmında. Kategorilerden birisine değil, doğrudan doğruya prefab'in içerisine alıp sürüklüyorum. Bu şekilde. Bu ne demek? Sol taraftan silsek bile istediğim zaman player'ın şöyle diyelim sağ tarafında bir yere onu bulup tabii ki help pack şurada istediğimiz yere koyabiliriz. Mesela şu anda bir tane koydum. Ama ben play butonuna basar çalıştırırsam biraz aşağı indirelim. Player'ın değebileceği bir hizada olsun. Şu anda aralarında herhangi bir bağlantı olmadığı için üzerinden geçip gidiyor. Şimdi onu halledeceğiz. Yani player ona değer değmez. Help pack bir işlemler yapacak. Onu halledeceğiz. Onun için on trigger enter 2D fonksiyonunu yazacağız. Bu help pack'in. Help pack'in script'i şu anda açık. Give help isimli. Onun public diyoruz, void, onTrigger, enter, 2D fonksiyonunu yazıyoruz. Parametre olarak da çarpışılan diğer objenin kim olduğu bilgisi other değişkeniyle gelsin buraya. Geliyor daha doğrusu. Burada yapacağımız işlem şu. Önce o diğer obje, yani help pack'e çarpan obje, player mı yoksa başka bir şey mi? Yani bir platform falan mı? Onu tespit edebilmek için o diğer objeyi çekip alıyoruz şimdi. Onun player diye bir komponenti var mı? Biliyorsunuz player isimli script kodu var diğer player'ın. Oradan anlayabiliyoruz. Eğer player isimli bir komponenti yoksa o player değil demektir zaten. O yüzden bu noktadan itibaren çıkması lazım buradan. Değilse diğer çarptığımız obje player'dır. Ona bir takım işlemler yapılacak ama ben önce yine kademe kademe gideyim. Sadece şu efekti bir gösterelim. Instantiate. Biraz önce tanımladığımız o small green burst'ü burada patlatalım. Transform.position, tabii küçük d ile. Position, virgül, transform.rotation. Ve hemen altında da destroy yapmayacağız help pack'i. Respawn yapacağız onu birazdan. Player bir hak kaybedip de önceki checkpoint'ta yeniden oyuna başladığı zaman söz konusu o kısımdaki yakınlardaki help pack'ler tekrar görüntüye getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla destroy yapamıyoruz. Onun yerine şöyle diyoruz. O puan topladığımız yıldızlarda da aynı şeyi yapmıştık. GameObject.setActiveFalse diyoruz. Sadece deaktive ediyoruz. Birazdan tekrar aktive etmek şartıyla. Şimdi bunu Ctrl-C ile kaydettim. Döndüm. Play butonuna bastım. Biraz sağ tarafa gittiğimiz zaman o iki işlem gerçekleşti. Yani hem Particles'ı gördük hem de kendisi deaktive oldu. Bir de Player'a puan verme olayını inceleyeceğiz. Yalnız şu anda zaten Player'ın puanı tam en sonda. Onu deneme yapmak için bir sefer azaltabilmek maksatıyla geçici olarak oraya bir şey koyalım. Şu projectiles'lardan mesela şu red soul projectile koyalım tam üstüne bir yere. Bunu neden yaptım? Çünkü play butonuna bastığım zaman bir kere zıplayacak olursam kaç puanla hatırlamıyorum. Bak öğrenebiliriz şuradan. 15 puan düşürmüş olduk şeyi. Player şu anda 15 puan eksikte. Birazdan yapacağımız ilaveyle bu durumdayken eğer şu help pack'e değdiğimiz zaman bu
üstündeki puanın artması lazım. 25 puan verecek. Halbuki bizim 15 puan eksiğimiz var. O önemli değil. Tam sonuna kadar getirecek. Tabii 115'e yani 100 puanı geçmeyecek. Yani fazladan puan olsa bile en sonuna kadar getirip tamamlayacak. Şimdi o kısmı yazacağız. Tabii ki o player ile ilgili bir olay. Araya giriyoruz onu. Diyoruz ki player sen sana verdiğimiz puanı gerekli yerlere yaz, oluştur, kaydet manasında bir give head fonksiyonu yazacağız birazdan. Ona şeyi gönderiyoruz, kaç puan vereceğimizi. Bir de game objeyi gönderiyoruz. Şu anda biz give head yani head pack'in içerisindeyiz. Dolayısıyla head pack'i game obje olarak gönderiyoruz. Şimdi bunu Ctrl-S ile kaydettim, player'e döndüm. Player'ın give head isimli fonksiyonunu yazacağız. Public'lerin en sonuna yazabiliriz. Dağınık olmaması için. Şurada private var. Şurada bir tane public var. Public'lerin en sonuncusundan sonra bu fonksiyonu yazıyorum. Yani player'a giveHead fonksiyonu çalıştırılmak istendiği zaman yapılacak işlemleri burada belirleyeceğiz. Ne geliyordu? Bir kaç puan eklenecekse parametre olarak o geliyor. Bir de diğer headpack objesi instigator ismiyle ve onu da aldık. Parantezleri açtık, kapattık. Şimdi yazacağımız şey ilk olarak bir yazı yukarı doğru kayıp gidecek. Onu yapacağız. Floating text diyoruz. Nokta show parantez içerisinde string nokta format parantez içerisinde bir artı işaret gözüksün. Sonra puan yazsın. Puandan sonra bir şeye gerek yok. Tekrar tırnağı kapattık. Virgül parametre yazıyoruz. Health kaç puan yazılacaksa. Format tamam. O biraz önce oluşturduğumuz yeni bir stil vardı. O game skin'de. Onu buraya yazıyorum. Player got health text. Sonra virgül deyip aşağıdan devam edelim. New diyoruz. From world point text positioner diyoruz. Yani tam health pack'in bulunduğu noktada oluşacak yazı ve yukarı doğru kayacak. Bunun için hazır kullandığımız fonksiyon daha önce de pek çok yere kullandık. From world point text positioner. Bu fonksiyon kameranın kim olduğu bilgisini istiyor. Hesaplama yapmak için onu söylüyoruz. Sonra tam bu yazının ilk çıkış noktasının neresi olacağını soruyor. Onu da transform position'la veriyoruz. Hızla ilgili ayarlar var. Onları da burada 2F ve 60F olarak belirttikten sonra iki parantezi kapattık. Floating text tamam. Floating text'ten sonra bir de bu script kodun içerisinde player'ın kaç hakkı, daha doğrusu kaç puanı kaldığını tutan health değişkeni daha önceden tanımlamıştık. Bakın yukarıda var mesela şurada. Onu burada ona müdahale edeceğiz. Ne diyeceğiz? Eşittir metf nokta minimum. Biraz önce söylemiştim. Son 100 puana ulaşmasına 15 puan kala siz 25 puan verirseniz 110 puana çıkmayacak. Gene maksimum 100 puana çıkacak. Onun için burada iki değerden küçüğünü alıyoruz. Yani mevcut puanına parametre olarak gelen puanı topluyoruz. Bu mu daha küçük yoksa izin verilen en büyük hak mı daha büyük? Deminki örnek için şurası 115'tir. Şurası izin verilen en yüksek 100 puandır. 100 daha küçük olduğu için health 100'de kalır. Daha ileri gitmez. Onun için bu matematiksel minimum fonksiyonu kullanmak zorundayız burada. Şimdi Ctrl-S ile kaydedelim. Ve Unity'ye dönelim. Play butonuna basalım. Bir hatamız var. Hemen düzeltelim. Neredeymiş? Clear diyelim. Ne diyor? GiveHealth'te 17. GiveHealth'te 17. GiveHealth çalıştırılırken health bar yazmışım ben. Halbuki health to give olacaktı o. Tamamlarken yanlış görmemişim onu ben. Health to give olacak. Tekrar Ctrl-S ile kaydettik. Clear düğmesine tıkladık. Play butonuna bastık. Önce yine zıplayıp biraz puan kaybedelim. 15 puan kaybettik. Şimdi de sağ tarafa gidip tekrar puanın geri geldiğini gördük. O tamam. Bir de şöyle bir şey yapacağız.
Şimdi tekrar bir hak kaybedersem şuradaki testlerin üzerine çıkarsam şu anda çok hızlı oldu ama player yeni baştan tekrar başladı level starttan. Bu durumda şeyin geri gelmesini istiyoruz. Health pack'in onu yapacağız. Onun için şöyle bir ilave yapacağız. O give health script kodunda bu mono behavior cinsinden olduğu gibi buna bir de şunu yazarsak I player respond listener ilave edersek bu interface'i de kullanırsak bu give health fonksiyonu içerisinde bu interface'in tanımlanması gereken bir fonksiyonu var. Onu yazmak zorundayız aşağıda. Ama onu yazmak aynı zamanda bize istediğimiz şeyi yapmamızı sağlayacak. Public void onPlayer respond tam aynısını yazmam lazım fonksiyonun in this checkpoint. Aynısı yazmam lazım dediğim interface'i bir göstereyim. Epey bir zaman geçti çünkü. Şu interface. Çok basit bir yapısı var onun. Böyle bir tanımlamamız var. Interface olduğunu söylüyoruz ve bu interface'in içinde şu isimli bir fonksiyon tanımlanmak zorunda. OnPlayer respond in this checkpoint. İşte onu yazıyoruz burada. OnPlayer respond in this checkpoint. Ve diyeceğimiz şey de şu olacak sadece. Bir üst satırdan. Sadece game objeyi yani health pack'i biraz önce pasif yapmıştık. Tekrar aktif yapacağız. Set active diyoruz. True. Bu kadar. Ctrl C ile kaydettik. Unity'ye döndük. Play butonuna bastık. Bu sefer iki kere zıplayalım diyeceğim ama bir tane şeyimiz var. Nasıl yapalım? İki tane koyalım oraya. Ctrl D ile ondan bir tane daha kopya aldım. İki tane birden koydum. Zıplayınca ikisine birden çarptığımız için 30 puan azaldık. Şey bize 25 puan verecek. Dolayısıyla en sonda biraz eksik kalacak. Gidelim sağ tarafa. Şuraya tıklayalım. Sağ tarafa gittik. Bakın çok az bir eksiği kaldı. Çünkü 5 puanlık bir eksiği vardı. Bir de şeyi deneyelim. En son yaptığımız. Bir hak kaybettiğimiz zaman baştan bir daha başlayacağız. Ama health pack de şurada yeniden oluşacak. Onu istemiştik. Şimdi onu yapacağız. Şöyle zıpladık. Testlere çarptı. Bir hak kaybettik. Biz kendi yerimize gittik ve şey burada tekrar oluştu. İstediğimiz gerçekleşti. Ama puanımız zaten 100 puan olduğu için health pack'in burada bize bir avantajı olmadı. Evet bu derste health pack'i inceledik. Bir sonraki derste de yine başka bir ilaveyle devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.